Merhaba Sercan. Merhabalar Aykut İnce. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Zeki abi yine kırmızı kravatıyla sevgili Sercan karşımızda. Beşiktaş. Kardeşim benim, yakışmış. Zeki abi bugün sizin için kırmızı kravat taktım. <laughs> Keşke ben Teşekkürler. de taksaydım. Ozan Zeybek'te e, onun da selamı var. Onun da belki sorusu olabilir Beşiktaş'la ilgili. Ozan abi selamlar, Merhaba. saygılar. Sağ olun. Zeki abi de soru hazırlıyor şu anda sevgili Sercan'a. <laughs> Şimdi Sercan, Beşiktaş'la ilgili taraftarlar senden merakla bekliyor. Mancuk haberini söylemiştin. Büyük bir heyecan oldu ama Mancuk iç e, rakamlar vesaire olmadı. Yönetim uğraştı ama olmadı. Dön bu tarafa. Hulk. Hulk'la ilgili de çok mücadele verdi Beşiktaş. Halen daha vermekte. Koyuta zaten şu anda masada. Beşiktaş taraftarı diyor ki Hulk gelirse mükemmel olur. Ama takımımız iyi. Koyuta da gelirse kadro içinde yer bulur. Senin görüşün ne? Ne olacak transferde? Beşiktaş nasıl bir yol izliyor? Aykut İnce, birazdan söyleyeceğimiz bütün kelimeleri seçerek aslında söylememiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı şu an hem hulk konusunda hem de Santrafor transferinde çok heyecanlılar. Beşiktaş yönetimi de bunun farkında. Yani Beşiktaş yönetimiyle konuştuğumuz zaman hem Beşiktaş taraftarının beklentisini biliyorlar hem de nasıl bir transfer yapma amacı içerisinde olduklarını biliyorlar. İlk olarak bunu söyleyeyim. Beşiktaş yönetimi e, isimleri saymadan önce şunun altını çizmekte fayda var. Beşiktaş limit sorunu, sorunuyla mücadele ediyor. Yani evet bir yandan isimlerle, Santravor transferleriyle uğraşırken bir bir yandan da limiti halletmeye çalışıyor. Ra, yine rakam vermeyelim. Çünkü çok kolay yalanlanabilecek bir durum. E, Beşiktaş'ın transfer limitiyle ilgili o rakamı açıklamak. Ancak Beşiktaş yönetimi isimat miren ve Jeremy Lens'i kadrodan göndererek, kadro dışında bulunan bu iki futbolcuyu göndererek e, onlardan gelecek olan parayı şu anki limitin üstüne ekleyecek ve transferde biraz daha elinin güçlü, biraz daha özgürlük alanı kendisine yaratmak istiyor. O nedenle Beşiktaş'ın Santrafor transferinde isimleri birazdan söylemeden bunu söylememiz gerekiyor ilk olarak. İsimat Miren ve Jermin Lens'in çok büyük önemi var Santrafor transferinde. Çünkü birbiriyle bağlantılı bir halka konumunda. İsimlere gelelim. Cenk Tosun'la başlayalım. Teyitli bir bilgidir. Beşiktaş yönetimi Everton'a Cenk Tosun için transfer teklifinde bulundu. Yarım sezon kiralık. Ancak Everton kulübü şöyle bir cevap verdi. Cenk Tosun'u istiyorsanız yarım maaşının tamamını sizin karşılamanız gerekiyor. Aksine Beşiktaş yönetiminin ee, isteği bu şu şu şu, şu şekildeydi. Beşiktaş Cenk Tosun'un yarı maaşın tamamını vermek istemiyor. İkinci bir teklif olacak mı? ilerleyen saatlerde bekleyip göreceğiz. Beşiktaş yönetiminin kafasının bir tarafında Cenk Tosun'u transfer etme isteği var. Peki Beşiktaş yönetimi Everton istediği gibi Cenk'in maaşının tamamını verirse 6 aylık kalan dönemdeki maaşının tamamını verirse transfer gerçekleşir mi? Cenk Tosun buna ne der? Evet der. Cenk Tosun gelir. Ama Beşiktaş yönetiminin Cenk'in kalan Yarım maaşını yani 1.250 bin euro. 1 milyon 250 bin euroya tekabül eden Cenk'in Everton'dan aldığı bir maaş var. Bunu Beşiktaş yönetimi karşılarsa Cenk Tosun evet ben Beşiktaş'a gelirim der. Bir teyitli bilgidir onun altını çizerek söyleyelim. E, Cenk Tosun transferi böyleyken e, Hulk transferi ne durumda? 2 e, gün sonra transferin son gününde pazar akşamı, pazar öğleni, pazartesi gününün Hulk İstanbul'a inerse şaşırmayız. Beşiktaş yönetimi de istekli. Hulk cephesinden aldığımız bilgi de bu işin, bu görüşmenin güzel gittiği yönünde. Ama burada artık ne Beşiktaş'ın elinde ne de Hulk'un elinde. Transfer limitiyle uğraşan Beşiktaş eğer çok kısa süre zarfı içerisinde elinde elinde zorla e, göndermek istediği futbolcuları gönderirse bu transfer gerçekleşecek gibi duruyor. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Tekrar edeyim. Bir gün sonra, iki gün sonra veya transferin son günü. Hulk İstanbul'a inerse Beşiktaş'ı yakından veya uzaktan takip eden bir muhabir olarak ben şaşırmayacağım. Çünkü Beşiktaş yönetimi belli bir yere geldi. Beşiktaş'ın teklifi bir buçuk yıllık 3 milyon euroydu. Bunun üstüne 150-200 bin euroluk bir bonusu da koyalım. Hem oyuncunun cephesi Avrupa'ya dönme konusunda sıcak. Hem de Beşiktaş yönetimi kendilerinin teklif ettiği bu rakama indikleri için mutlu ve ümitli. Ama işte Beşiktaş'ın burada elini konunu bağlayan durum limit. Ya isim Atmiren çok önemli. Rakam vermiyorum. Isim Atmiren 600 bin euro toplamda 1.2 milyon euro. ikinci yarı maaşı 600 bin euro. 600 bin eurodan kurtulursa Beşiktaş bu altı, 600 bin euroyu transfer limitine koyacak ve o zaman hem Cenk Tosun için yapacağı teklifte hem de Hulk için alanı biraz daha genişleyecek. Bir yandan da Koyuta da bekliyor. O biraz daha geri plana geçmiş durumda. Şu an iki isim daha ön planda. Birincisi her zaman olduğu gibi yaklaşık 10 günden 10 günden beri olduğu gibi Hulk. İkincisi Cenk Tosun. İlk teklif kabul edilmedi Cenk'le ilgili çünkü Beşiktaş maaşının tamamını karşılamak istemiyor. Ama Beşiktaş derse ki biz Cenk'in 1 milyon 250 bin euroluk maaşının ikinci yarısının tamamını karşılayacağız. İş Cenk'e kalırsa bu iş olur. Ama bir yandan da Hulk bekliyor. Şunu duyar gibiyiz Beşiktaş taraftarından. Cenk'e 1.250 verebiliyorsa Beşiktaş, Hulk'u da alabilir, alabilir. Bu da gerçekten doğru yorum. Beşiktaş rahat bir alana olsa zaten Hulk'u bugün itibariyle İstanbul'a İstanbul indirirdi Aykut İnce. Ama arkası açıklıyorsun yani e, yok kesinlikle olmadı değil, olma ihtimali var diyorsun. Peki evet. Zeki abi ya da Ozan Zeynep'e bir sorunuz var mı? Zekâ ya Benim abi. sorum şu, e, az önce Ozan da söyledi. Yani... Şimdi oturmuş bir hücum hattı var. Çok da iyi gidiyor. Evet e, sakatlık durumda çünkü ligin ikinci yarısı daha çekişmeli, daha kıran kırana geçecek. Beşiktaş zirvede, e, zirve yarışında e, çok zorlu maçlar oynayacak. Herkes Beşiktaş'ı <laughs> yenmek isteyecek. E, o yüzden e, şimdi Abu Bakar'ı yedek bırakamazsın. E, Larin çok formda yedek bırakamazsın ki oturmuş bir hat var. E, şimdi e, Laiç geliyor. Gümbür gümbür. E, Gökhan Töre gümbür gümbür geliyor. Oğuzhan Akmasa da damlıyor. Yani hepsi bunların gol atabilen oyuncular. Hucuma katkısı olan oyuncular. Şimdi buraya e, Hulk'u transfer ettin diyelim. Hulk e, Yedek bırakamazsın. E, Cenk Tosun'u aldın diyelim. Ki bütün şartlarını zorlayacaksın alabilmek için. E, onu da yedek bırakamazsın. E, bunu Sergen Hoca nasıl çözecek? E, biz kendi görüşümüz senin de merak ettiğimiz için Ozan Zeybek'te ben de aynı görüşteyim. Koyuta, mesela kenarda durur, ihtiyaç halinde sahaya sürebilirsin. Hamle oyuncusu ya da sakatlık durumunda. Sergen hocanın bu konudaki fikri ne? Onu gerçekten çok merak ediyoruz biz. Zeki abi e, söyle sizin yaptığınız yorum sanıyorum şu an Beşiktaş transfer gündeminde Beşiktaş yönetimi arasında en çok konuşulan konulardan biri. Evet. Beşiktaş iyi gidiyor. Acaba bir transfer getirmemiz durumunda takımla ilgili dengeler bozulur mu? Düşüncesi var. Ancak Beşiktaş yönetimi bunu düşünmekle beraber Sergen Hoca ile her gün bu transfer görüşmelerini, bu isimleri görüşüyorlar. Sergen Hoca açıkladı birinci ağızdan. Ben Ulku istiyorum. Sergen Hoca Kasımpaşa için Koyuta'yı aramış. Aramış olması Koyuta istediğinin göstergesi. Sergen Hoca Cenk Tosun ister mi? Evet ister. Peki sizin söylemiş olduğunuz yoruma şöyle bir takviye yapmakta fayda var. Evet yedek kalırsa acaba düşüncesi var. Ancak hem Hulk hem de Cenk Tosun kanatlarda da oynayabilen veya futbol yorumu için Ümrani Nevzat Demir tesislerinde konuşulan durumu anlatmak için söylüyorum. Sadece Abu Bakar için değil Gezzal'ın pozisyonunda da oynayabilir hem Hulk hem Cenk Tosun. Larry'nin Larry oynadığı yerde de oynayabilir hem Hulk hem Cenk Tosun. O nedenle sadece nokta santrafor transferi olarak düşünmemekte fayda var. Ama Beşiktaş yönetimi de bunu düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Ama e, Beşiktaş taraftarının isteği çünkü sosyal medyada yaklaşık bir hafta aşkın bir süredir Hulk isteği çok baskın. Beşiktaş taraftarı Hulk'u transfer edilmesini istiyor. Beşiktaş yönetimi de istiyor. Sayın Başkan Ahmet Durçebi de istiyor. Ama burada sizin yorumunuza katılmakla beraber limitler noktasında sıkışıyor. Evet bunu da halledecek olan Beşiktaş yönetimi diyor ki Sergen Hoca Hulk'u istedi biz transfer ettik. Veya Sergen Hoca istediği bir oyuncuyu transfer ettik, istedik, aldık. Artık Sergen Hoca bunun e, en iyi değerlendirmesini yapacak olan kişidir. Yorumunu yapabilmesi için Hulk'la, Cenk Tosun'la, Kovita'yla görüşürken kafalarında soru işareti yok. Biz alalım, Sergen Hoca zaten bunu halleder sezon başında olduğu gibi. Zeki abi sizin söylediklerinize... En yalın ifadeyle ben bunları söyleyebilirim şu an. Çok teşekkürler. Sercan hakikaten enerjisiyle, değil mi Zeki evet, abi? Evet, evet, Haberleriyle. Vücut diliyle. Vücut diliyle. Evet. Bu transfer döneminin yıldızları evet, ya. Evet. A Spor muhabirleri. Gerçekten Emre Kaplan, hepsi sevgili Sercan, çok sevgili var. Selim hakikaten arkadaşlarımızın evet. yoğun diplomasisi oldu. Şimdi Beşiktaş taraftarı biz hulku istiyoruz.